Evet, selamünaleyküm hocam. Kız çocukları kaç yaşından itibaren örtünmeleri gerekir demişti bir seyircimiz hocam geçen hafta. Bu hususta neler söylemek istersiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba. Şimdi kız çocuklarının örtünmesi olsun veya diğer sorumluluklar, diğer farzı ve vacip görevler hususunda kız veya erkek kaç yaşında mesuliyet, mükellefiyet başlar dendiği zaman bunun şu hadis-i şeriften biz bunun delilini alıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muru evladeküm lisebain çocuklarınıza 7 yaşına geldiği zaman bir salati namazla emredin. Namazı alıştırın. Namazın ehemmiyeti, önemi, kıymeti müminin en boyun borcu olan en başta gelen ibadet görevidir diye öğretin, alıştırın. 7 yaşında namazın kıymeti, önemli anlatılsın. 10 yaşına geldiği zaman da bu konunun ciddiyeti, bu konunun ehemmiyeti hususunda da onu biraz sıkıştırın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla namazla alakalı durum neyse oruçla alakalı da durum aynıdır. Örtüyle alakalı durum da aynıdır. Tabii mükellefiyet namazda olsun, diğer ibadetlerde olsun, mükellef olmak vacip, farz veya vacip sorunlarla, şeylerle, ibadetlerle sorumlu olmak akıl bali olduktan sonra başlıyor. Ancak bu demek değil ki yani illa 13 yaşında bir erkek çocuğu veya 14 yaşında akıl bali olmuşsa bu zamana kadar namaz kılmasın veyahut da hiç o saat, o vakit gelmeden önce, akıl bali olmadan önce hiç oruç tutmasın. Eğer bir kız çocuğu ise o kız çocuğu hiç ne yapmasın? Yani başını örtmesin, örtüyle alakalı hiçbir vazifeyi yerine getirmesin demek değildir. O yüzden nasıl ki namazda 7 yaşında öğretilmeli, 10 yaşına geldiği zaman ciddiyeti ve ehemmiyeti kavratılmalı ise oruçta da durum aynıdır. Örtü gibi diğer hususlarda da durum aynıdır. Tabi farziyet yani haram olma durumu yapılmadığı zaman haram olma durumu nerede başlar? Kişinin defterinin açılması, amel defterinin sevap veya günah yazılması akıl bali olduktan sonra devam eder. Burada onu anlayabiliriz ama alıştırma var. Alıştıracağız çocuklarımıza. Akıl bali olmadan önceki devirde onun kalplerine, onların kalplerine ibadet sevgisini, namaz sevgisini, oruç sevgisini ve örtü sevgisini koymak için elimizden gelen gayreti yapacağız. Ya akıl bali olduktan sonra örtsün bir anda artık çocuk, kız çocuğu hayız olduktan sonra, erkek çocuğu akıl bali olduktan sonra, buluğa erdikten sonra bütün mükellefiyetleri bıçakla kesmiş gibi bundan sonra tamamen sen açıktın bu zamana kadar çarşafa bürünüyorsun, örtünüyorsun ve namaz kılmıyordun, hiç namazla niyazla alakan yoktu. Hiç eksiksiz namaza başlıyorsun. 5 vakit namazını hiç aksatmadan kılacaksın dense yani bu geç kalınmış bir hareket olur. Çünkü çocuk akıl bali olmuş, o zamana kadar yapması gereken vecibelerle, ibadet görevleriyle alakalı hiçbir hazırlığı yok. Bilgisi, donanımı ya da bu işin pratikteki tatbikini yapılmadığı zaman bu çocuğun tabii ki kalbine de başka şeylerin sevgisi, dünya sevgisi, karşı cins sevgisi, paranın sevgisi, zevki safanın, internetin, televizyonun sevgisi dolan, yerleşen bir kimsenin, bir gencin bir anda sen şimdi o sevgilerin tamamını unut. O kalbinde yerleştirdiğin bu zamana kadar 13 yaşına kadar 14 yaşına kadar yerleşik olan sevgilerin tamamını kalbinden bir anda çıkart ve namaza başla. Oruca başla. İşte başını ört demek gecikmiş bir hareket olur. O yüzden alıştırma, sevdirme, kıymetini anlatma safhası bu şekilde değerlendirilir inşallah. İnşallah hocam. Bu da önemli konulardan biriydi kıymetli Oruçta bir seyircilerimiz. husus var ancak. Yani oruçta şöyle bir ayrıcalık var. Çocuğun bedeni durumu yani zayıftır, çelimsizdir, hastalıklıdır. Ondan sonra işte 7 yaşında bunun oruç tutması zor görünür.
ona müsaade edilir. Ona da ne yapılır? İşte tekne orucu diyerek öğlene kadar veyahut da işte oruçlu saatlerini geçirdiği zaman mükafat vererek 10 yaşına gelmiştir de hala bu çocuk diyelim ki daha farziyet başlamamış ama bünyesi de buna zayıftır. İşte gece kalkıp sahurda yemek yiyemiyor durumu olabilir. Bazı çocukların çünkü uyuduğu zaman uykuları çok ağır ve uyandırması hele hele gece ortasında çok zor olabiliyor. Gece kalkıp sahur yemeyince de bu çocuğun işte hele hele bugünkü gibi bu seneki gibi uzun oruçlarda uzun süren oruçlarda bunu tutması zor olabileceğinden buna da böyle yarım yarım ya da böyle başından bir gün üç gün şeklinde orucun ama manevi havasını teneffüs edecek oruçlularla birlikte ortak duygulara, ortak ibadet aşkına, şevkine sahip olacağı bir ortamı ama sahur sofrasına onu davet ederek ama iftar sofrasında onu hazırlıklara, etkinliklere, o etkinliğe katarak bir şekilde hazırlamak lazım. Ama illa sen işte 16 saat boyunca, 17 saat boyunca oruç tutacaksın diye 7 yaşındaki, 10 yaşındaki bir çocuğu da zorlamak doğru olmaz. Yani çocuğun bünyesine de burada bakılır tabii ki.